Selamlar herkese Deli yeni bölümüne hoş geldiniz. Deli yeni bölümünde sevgili Leliana ile beraber Kozi oyunları konuşacağız. Yani kozi oyun nedir? Nasıl oynanır? Neden oynanır? Niye oynuyoruz? Bu kozi oyun dünyası furyası nasıl çıktı ortaya? Gibi gibi konuşmalar yapacağız. Sevgili Leliyana'yı aranızda muhtemelen tanıyanlar vardır ki ben TikTok'ta görüp zaten takip etmiştim. Bakalım sizlerden de tanıyan olacak mı? Aşağı yorumlara siz de sevdiğiniz kozi oyunları vesaire vesaire atın ki etkileşim olsun. Etkileşim çok önemli. Sevgili Leliyana hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Evet, öncelikle daha demin hiç konuşmamışız gibi bunları yapacağım ama yapacak bir şey yok. Bu işler böyle yürüyormuş. Ben de böyle öğrendim. Geldiğin için, işte teklifimi kabul ettiğin için ben çok teşekkür ederim. Ne demek ne demek? Benim için büyük bir mutluluk mu denir? Hiç. Severek değil. geldim. Ben <laughs> İsteyerek çok İsteyerek geldim. Yani çok mutlu oldum kabul ettiğine ki dediğim gibi ben TikTok'ta senin videolarını görüp böyle takip ettim yani. TikTok'tan mı takip ettin? Evet, gerçekten? TikTok ilk TikTok'tan takip ettim ben. İlk orada gördüm. Ben o kadar uzun zamandır kullanmıyorum ki orayı. Yani ilk başladığımda bir atayım dedim. Hani çünkü TikTok yani hani atmayın dövüyorlar. Bakayım dedim. Sonra dedim burası çekilecek gibi bir yer değil. Ben buradan kaçıyorum. <laughs> ben hala atıyorum TikTok'a video ama şöyle oluyor. TikTok'a video atıyorum ve TikTok benim için kapanıyor sonra. Bana çok şey geliyor. Ben neyse anlaşamadım TikTok'la. Kitlesi biraz, biraz daha bana... küçük. Biraz daha küçük evet. kitlesi. Ha bu arada seni tanımayanlara <laughs> Hiç tanımayanlara birazcık kendini anlatırsan çok sevinirim. Ben Dilara. Instagram'da içerik üretiyorum. Kozi oyunlar, indie oyunlar. Yavaş yavaş da D&D videoları üretmeye başladım. 8 aydır, 7 ay 7 aydır yapıyorum bu işi. Öylele ne, ne denir hiç tanıtmadım daha önce kendimi. Peki bir şey soracağım. Instagram'da içerik üretmek yani ben de Instagram'a <laughs> video atıyorum falan ama öyle çok kitlelere ulaşamadım henüz. Sen bir de gerçekten cozy oyunlarla ilgili içerik üretip bir kitlelere de ulaş, ulaşıyorsun. Yani takip edenler var, yorum atanlar var, sürekli etkileşim verenler var. Nasıl büyüdün? Yani bu birden mi oldu senin için yoksa planlı mı ilerledin? Bir anlat o şeyleri de insanlar iyice tansın hmm. seni. Ben zaten oyun oynuyordum. E dedim bunları paylaşmaya başlayayım ve şey oldu. Hani benim için çok uzun bir süre aslında. Ben yaklaşık 3-4 yıldır bir şeyler üretmeye çalışıyorum sürekli. Ama çok istikrarsız bir insanım ve üşengeç bir insanım. Hiçbir zaman devamını getiremedim bu şeyi. En son dedim ki bir ay boyunca her gün video atayım. Hani önceden oynadığım oyunları atayım dedim. O şekilde başladı. Son zamanlarda şey oldu, biraz hızlı yükseldi. Beni geriyor bu olay biraz ama yani istikrar. Her gün atman gerekiyor galiba. Instagram öyle bir yer çünkü. Yani her gün atınca mutlaka birileri görüyor, birileri takip etmeye başlıyor. O şekilde oldu. Ka planı şey yani bilgisayarın ekranını çekiyorsun, orada oyunu açıyorsun bazen ya da ne bileyim masanda böyle ışıklar vesaire koyup böyle masanda bir şeyler açıyorsun. Ben o planı çok seviyorum. Onu kendim yapmayı denediğimde de beceremiyorum. Bu yüzden de tebrik ederim. bir gün ben de becereceğim <laughs> umarım bu şekilde yapmayı ama çok hoş oluyor. Yani bu yüzden çok tebrik ederim. Arkadaki gitar da çok güzel gözüküyor bu arada. Ha, teşekkür ederim. <laughs> Aslında nasıl oluyor biliyor musun? Ben e, şeye birazcık imrenerek yapıyorum bunları. Yurt dışındaki hesapları imreniyorum çok fazla. O kadar güzel setuplar, yani ışıklar, öyleli böyleli şeyler bir büyüleyici geliyor gerçekten. Yani ben de Türkiye'de elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ya evet, evlerini, de... odalarını döşeyenler var o şekilde ya. Evet, evet. Ya... Devasa devasa bir 15-20 tane ışık falan var. Çok tatlı görünüyor bence. Türkiye'de biraz zor öyle bir setup yapmak ama. Bir de günün 11-12 saati ben bu masadayım. hani Mutlaka bir şeylerin olması lazım ilgimi çekecek. Kendimi iyi hissedeyim sürekli. O yüzden birazcık setupıma özen gösteriyorum. <laughs> bir ay boyunca sürekli düzgün içerik üretmek için böyle yırtındım. Gerçekten yırtındım. Sürekli işte oyun araştırıyorum, farklı şekilde videoları çekmeye çalışıyorum. Farklı oyunları çekmeye çalışıyorum. Yani izleniyor ama mesela 1000, 2000. Yani o zamanlar bana 2000 falan şey geliyordu. Wow 2000 kişi izlemiş ya hani çok geliyordu benim Şu an için. ben öyleyim işte. Sonra şöyle bir şey fark et. Keşfettim zaten artık full içerik üreticileri. Hani bakıyorum sürekli. Ya herkes... Aşırı saçma böyle bir saniyelik, iki saniyelik videolarla inanılmaz takipçi kazanıp inanılmaz etkileşimler alıyorlar. Ve ben hani yaptığım şey ya verdiğim emekler araya gidiyormuş gibi hissediyordum. Sonra bir gün şey dedim ya ben de yapacağım. Hani ben de yapayım bakayım oluyor mu olmuyor mu? Hani nasıl bir tepki alacak? Sana yemin ediyorum bak istersen açıp gösteririm. İlk 3 saniyelik böyle abidik gubidik videolar paylaştığım şeyden 6000 takipçi geldi. Ne? Yorum paylaşır evet. mu? Yarın 3 saniyelik video paylaşıyorum. Şey oldum. Tamam dedim. Ben bir şeyler için hani bir şeyleri düzgün bir şekilde yapmak için uğraşıyorum. İnsanlara birazcık bilgi vermek için, oyun havuzlarını genişletmek için çabalıyorum. Ama insanlar demek ki bundan ziyade bomboş videoları seviyorlar. Yani ben de bilirim bomboş video çekerek. <gülüyor> ya <gülüyor> çok fazla ben... takipçi kazanmayı. Çok basit bir şey bir örnek vereceğim. Ben bu yayına gel yani bu videoyu çekmeden önce video editliyordum. Saat 9'da videom yayınlanacak. İşte YouTube'a işte oyun listesi videosu çektim. Ben konusunu bulana ne bileyim kapağını yapana oyunlarla ilgili betimler yazana kadar benim canım çıkıyor ya. Aynen öyle. Bir yani de şey... Bir videonun yapılması iki gün falan sürüyor. Araştırma sanatı komple bir fikir ortaya koymak iki gün üç gününü alıyor senin. Bir de şey çok kötü. Onu muhtemelen sen de yaşıyorsundur. Şimdi ister istemez başka insanlar da aynı oyunlardan bahsediyor. Aynı şeyleri demeyelim. O ne demiş? Bu ne demiş? Yok şu ne demiş? Aynı oyunu paylaşmayalım. İşte bu bir ay önce paylaşmış. Ben şimdi paylaşırsam olmaz falan diye paylaşamıyorsun. Var öyle birkaç tane video. Duruyor hala. Şey var mesela bende de. Sende de oluyordur kesin oyun bulmuşum bir tane ve hani bakıyorum kimse de yok. Hani Türk Türkiye'de çok fazla bu oyunu göstermemiş kimse, önermemiş. Çok güzel oyun. Ben bunu önereyim kesin işte hani ilgisini çeker insanların diye. Videosunu hazırlıyorum. Benden önce başka biri paylaşıyor diyorum. Tamam. Bu videonun paylaşılmasından daha var yani. Şu an paylaşım Çünkü hani ondan görmüşüm paylaşılmış gibi olur. Hani yanlış anlaşılma da olmasın böyle şey oluyorum üzülüyorum hani keşke daha erken paylaşsaydım falan diye. Benim YouTube konseptim var öyle yani bir tane konsept yaptım. Videosunu çektim, editini yaptım, hazırladım. Yüklerken başka bir içerik üreticisi paylaştı. Ama bence biz bunları fazla takıyoruz ya. Yani şöyle düşün. Hani sen de, ben de birazcık daha böyle kıyıda köşede kalmış oyunlara hani birazcık öne çıkarmaya çalışıyoruz ya. Ya insanlar aynı oyunu her gün bir sürü kişi paylaşıyor ve herkes böyle chat yazdırmış gibi bir metin kopyala yapıştır herkes aynı şeyi söylüyor ekstra olarak bir şey söyleyen de yok yani insanlar paylaşıyor biz niye paylaşmıyoruz ben ona da biraz şey yapıyorum ama Enayi olabiliriz ya gerçekten ben bazen evet. enayiyiz galiba Enayilik. şey yapıyorum yani. <laughs> Enayilik. ama işte Fazla takıyoruz. O hazır mısın <laughs> hazırım bu arada evet. kozi oyun tarafına yeni giriyoruz Kusura <laughs> Olur öyle şeyler. Arada dedikodu da lazım. Şimdi işte sen kozi oyunlarla ilgili içerikler üretmeye başladın. Hı. Dungeon and Dragons'la ilgili içerikler üretmeye başladın. Bir yandan tabii ki bunları da tüketiyorsun yani o yüzden üretebiliyorsun. Çok basit tabirle sana göre şimdi bir sözlük anlamı var kozi oyun nedir işte şudur budur falan diye. Sana göre kozi oyun nedir? Yani sen kozi oyun dendiği zaman sende canlanan tabir veya sende canlanan şeyler neler? Benim için Kozy oyun benim stres olmadığım oyun. Biraz daha yavaş tempolu oyunlar benim için kozy oyunlar. Ya mesela e, kimse inanmıyor ama ben bence en azından Baldur's Gate 3 kozy oyun. Yani direkt olarak aslında anlamı direkt çevirdiğimizde içerisinde şiddet olmayan e, daha rahatlatıcı oyunlar. Ya Ama bir oyun içinde şiddet varken de rahatlatıcı olabiliyor. Ya bir de... Direkt şiddet olmayan diye çevirdiğimiz zaman mevzuyu Oyun avcılık da olmaması lazım. Yani hiçbir şey yapmaman lazım oyunda ne yapacaksın? Bulmaca oyunu mu oynayacağım ben sadece yani? O yüzden bence poze oyun tamamen beni strese sokmayan, beni gerçekten dinlendiren... E, oyunlara ben kozi oyunlar diyorum. Peki böyle e, nasıl söyleyeyim? Hani kozi etiketi altında olup da stresten strese gark olduğun oyunlar var mı? Benim var mı? Var. Mesela Stardew Allah kahretsin. Benim yani. de ya şey orada o oyunda benim bu arada çok az oynadım çünkü ne zaman oynamaya çalışsam bir şeyleri yetişemiyormuşum hissi uyandırıyor bende yani sürekli yapmam gereken bir şey var yetişemiyorum gün bitiyor ya, ama onu yapmadım diyorum hani aklımda kalıyor tempo halindeymişim gibi hissettiriyor o yüzden mesela çok fazla oynamadım oynamayı da düşünmüyorum sevmiyorum da ya benim 700 saatim falan var oyunda 700-750 saatim Allah. falan var ben birkaç kere Bak, bitirdim göster oyunu bir ara. Gösterim, göstereyim göstereyim ya zaten şimdi normalde şey bir... 1.6 geldiğinden ama soruları kaybettim. <laughs> 1.6 geldiğinden beri o zaman bir yayınlarda başladık. 18 bölüm falan oldu yayınlarda da yani düşün. Bir o var. Bir ondan önce yayınlarda gene Twitch'te oynadığım oyun var. Bir asker ta askere gitmeden önce Begüm'le yarıştığım oyun var. Yani bir sürü Stardew Valley save'im var benim böyle ayrı evet. ayrı. Ben seviyorum Stardew Valley'i ama yani o Mara içine falan girdiğim zaman benim sinirlerim tepeme çıkıyor. Bir de mağarayı zorlaştırma olayları falan filan gelmiş. Ya ne yüzüncü bilmiyorum. kata in diyor. Ben yüzüncü kata asansörcü nasıl ineyim birader? Biz de insanız ya. Oraya iki tane arket makinesi koymuşsun. İçim dışım biri oldu arket makinesindeki oyunları bitirece, bitirene kadar. Hala da bitmedi. <laughs> bir yandan da yani. Hmm. Bak Stardew konusunda çok bir bilgim yok ama şeyi seviyorum ben de. Tamamen bildiğin Stardew'un kopyalı yapıştır. Birebir aynısı. Sadece grafikleri farklı. Oyunları çok oynuyorum ben de. E mesela. Zaten Deli Dehşet oynuyorum. Ya e zaten Stardew Valley'den sonra özellikle Stardew Valley patladıktan sonra kozi oyun olayları da o evet. çağa başladı yani. Yoksa ondan önce bu kadar çok yaşam simülasyonu çiftlik oyunu yoktu. Şimdi her oyunda bir çiftlik şeyi var. Ya şeyde bile var işte. Harry Potter Hogwarts Legacy oyununda bile kendi bahçeni yapabiliyorsun falan yani. <laughs> her çok... oyunda bize ırgat yapıyorlar. <laughs> <laughs> o kadar alakasız ki. Oyun da oyun da kötü bu arada yani. Peki artık hani Stardew Valley tarzı diyebileceğim hangi oyunları oynuyorsun? Çok uzun bir süre Coral Island oynadım. Ben oyuna Bence... çok sinir oluyorum. Neden? Gerçekten Stardew Valley'nin aynısı çünkü. Aynısı. Aynısı. O yüzden yani bir, bir Game Pass'te bakayım dedim bir ara. Game Pass'te var da hala var mı bilmiyorum. Var. Ee, oynadım, oynadım. Görev geliyor lan diyorum. Ben bu görevin piksellisini yaptım. Yani <laughs> Evet. Aynı lan bu. Yani hiçbir de hiç değiştirmemişler. O yüzden sinir oluyorum oyun. Evet. Birebir aynı. Sadece bana oynaması daha kolay geliyor. Bir de şey temasını seviyorum ben Coral Island'da. Bildiğin aşırı dünyayı kurtaralım. Hani geri dönüşüm yapalım. Dünyayı kurtaralım. Yani her yer yeşil falan o havası hoşuma gidiyor. Yani o sahile gidip çöpleri temizlemek, hani dünyayı temizlemek, kasabayı güzelleştirmek falan hoşuma gidiyor. Ha bir de grafikleri ama çok güzel. Yani. Grafikleri çok tatlı. Bu ilk çıktığında çok kötüydü biliyor musun oyun? Ben ilk Ö çıktığında oynadım zaten. Game Pass'e ilk çıktığında oynadım daha doğrusu düzelti. Evet evet ben de zaten Game Pass'e geldiğinde yeni çıkmıştı diye hatırlıyorum. Daha pek fazla bir şey yoktu. Çok kötüydü. Bir girdim yani dedim çok güzel görünüyor oyun ama oynanmıyor. Oyunu oynayamıyorsun. Dedim dur sildim geri. Sonra işte bir yıl, bir yıl falan sonra indirdim. Çok uzun süre oynadım onu da. Peki şeyleri oynadın mı? İşte bu Palya var şu an çok fazla Aa. oynanan. İşte Disney'in Dream bir şey neydi? Disney Dream Light var. Dream Light Valley var. Bir tane birkaç tane daha var öyle. Ben sevdiğim iki oyun. O tarz online oldu. oyun şeklinde. Onları düzenli olarak oynuyor musun peki? Şimdi Palyayı çıktığı günden beri oynuyorum. Ben düzenli olarak. Ki çoğu kişi palyayı çok... Yani MMO olduğu için öncelikle palya. Herkesin kafasında farklı bir şey oldu. Çünkü MMO oyuncuları bir palyaya girdi Türkiye'de. Ki öyle bir MMO olmadığı için tabii. Aynen asla düşündükleri gibi bir MMO olmadığı için herkes bir salyalı bir şekilde palyayı gömmeye başladı. Palya tamamen kozi. ne bir savaş var içerisinde ne başka bir şey var. Yani mis gibi tatlış bir oyun. İlk çıktığı günden beri oynuyorum ben palyayı. Disney Dreamlight Night Valley'i de ilk Game e geldiği gün oynamıştım. Hatta o da sanırım Game e çıktığı gün gelmişti. evet, evet çıktığı gün yani erken erişimdeyken. Aynen öyle. Ben onu ama var ya o kadar uzun süre oynadım ki. Yani karakterlerin görevleri bitti. Güncellemeyle yeni görev getirdiler. Ben sıfırdan başlayıp 3-4 kere falan oynadım ben o oyunu. Ya benim o oyunda sınırı olduğum şey işte çıkınca herkese bedava yapacağız. Şimdi siz parasıyla alın ama sonra bedava olacak deyip. Sonra hmm. yok ya biraz daha fazla para verin demeye başladılar ya. Ben bir orada soğudum Disney Dreamlight oyundan. Yoksa hani sevdiğim karakterler var içinde. Benim çocukluğumdaki hmm. karakterler var. Oynamak çok eğlenceliydi. Oynadım da Game Pass'e oynadım yine. Hmm. Ama... Sonra öyle yapınca dedim ki abi siz niye bu kadar kötü oldunuz niye böyle yaptınız yani <laughs> en başta deseydiniz parasını verip alırdım o zaman dolarda değildi. Çünkü bir şey söyleyeyim mi ee, insanların yani sandığından daha fazla beğenilen bir oyun çok fazla oynayıcısı var herkes seviyor beğeniyor bir yerde de bir şirket bildiğimiz gibi yine herkes Bizde. para koparmaya çalışıyor yani. <laughs> Peki Palya'da ya şimdi ben mesela Palya ile ilgili şey söyleyebilirim. Ben oynadım Palya'yı. Bir dünya boş geldi bana ilk oynadığımda. Sonra düzelmiş olabilir vesaire bilmiyorum. Ama dünya boş geldi NPC'ler böyle çok tiyatro oyunu gibi ya. Yani ben geldim de NPC'ler hareket etmeye başlıyordu falan. O beni bir rahatsız etti Palya'da. Şimdi iyi kötü Stardew Valley ile ve hatta Coral Island'la, Cozy Grove'la, Spiritfarer'la falan karşılaştırdığımda orada... NPC'ler daha önce scriptli olmasına rağmen bir yaşayan bir dünyamış hissini veriyor. Palya'da o yoktu ben oynarken. Bir de çok Doğru. az oyuncu vardı oynarken. Şimdi şey de komik oluyor. Bazı oyuncuları görebiliyorsun galiba Palya'da. Herkesi göremiyorsun diye hatırlıyorum ben. Yok, herkesi görüyorsun. Server sadece şey. Hı, e, olabilir. Atıştık. Yani şey, bir böyle baga giriyor biri, uçmaya falan başlıyor Hı. internetin şeylerinde. O beni çok koparıyor oyundan. Ben zaten <laughs> MMO oyuncusu da olmadığım için hiç İlk başlarda mı oynadın sen Palayı? İlk başlarda oynadım. Çok kötüydü ilk başlarda. Yani Steam'e an... Steam falan gelmemişti daha. Ben oynadım. Ha, yani. şey kendi sitesinden. Kendi mi sitesinden mi? indirip oynadım ben. Ama ben de öyle yapmıştım ilk başta. İnanılmaz kötüydü. Dediğin gibi sürekli bak kimse yok. Her yer bomboş. Zaten de bug'lı. İnanılmaz kötüydü. Şu an şey son bir ayda, iki ayda falan bayağı güncelleme getirdiler oyuna. Şu an jillop gibi. İnanılmaz güzel. Akıyor yani. <laughs> Peki kozu oyun bir tema mı? Yani kozu oyun dediğimiz şey bir tema mı bir tür mü? Yani bir tür aslında oyun türü bir oyun kategorisi artık. Yani özellikle son 2-3 yılda iyice kabullenmeye başladı insanlar. Kozi oyun diye bir şey var. İnsanlar bunu oynuyor. Hatta sen de görmüşsündür mutlaka. Steam geçtiğimiz aylarda bir hani kozi oyun, kozi oyun festivali, festivali tarzı bir evet. şey yaptı. Hani yavaş yavaş artık gerçekten herkes tarafından kabullenen bir tür oldu. Bir oyun kategorisi artık. Peki Bence. senin peki senin böyle insanların çok övdüğü Star dışında söyleyeceğim, soracağım. Hı -hı. Çok övdüğü ama senin bir türlü ısınamadığın kozi oyunlar var mı? Buldum, buldum. Nefret ediyorum mesela, ee, şey, Coffee Talk. Aa, niye ya? Nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum oyunu. Neden bilmiyorum. Bir türlü yani o Zaten ben görsel roman sevmiyorum. Ben de hiç, hiç sevmem. Yani sevmediğim bir tür. Sevdiğim birkaç tane görsel roman oyunu var. Coffee Talk onlardan biri. <laughs> Söyleyeyim. Benim de hiç değil. Ya bir, ya yaşadık görsel roman oyun. E, beni dünyası çekebilmesi lazım. Benim bir hani hikayeye kendimi kaptırmam lazım. Hikayesi beni hiç çekmedi. Bir tek işte kahve yapma mekaniği tatlı ama onun dışında yani böyle e, sürekli şeyleri yazıları geçmekten böyle en yani son sinir olup kapattım. Ben İkincisi daha... çıktı. İkincisi kötü Biraz bu arada. Biraz kalplandım gibi oldu. Tekrar ya bir baksan mı şuna deyip birinciyi indirecektim. Sanırım ki yok ben bunu sevmiyorum. Hiç uğraşmayayım tekrardan. Ben yani Coffee Talk'ı severim ama Coffee Talk'taki en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Oyunu 3 kere bitirmen lazım ilk oyunu. Ana sona ulaşabilmek için. O işte ben yüreğim dayanmadı benim. Benim ben de yüreğim ben... dayanmadı. Oku oku oku. Ben kitap okumayı üşeniyorum bu ara yani. Görsel Roman beni çok o konuda. Bu işte Danganronpa'lar falan var ya. ...işte kaçış oyunları var... ...görsel roman şeklinde... Hı. Yani. ...onlara Aha. çok giresim var ama o kadar üşeniyorum ki okumaya... <laughs> o yüzden... Ee, sen peki Coffee Talk'ı neden seviyorsun? Gerçekten şey merak ettim. Çünkü ya, Ben çok önyargılıyım o oyuna. Ya ben Vision Novel sevmem bu arada... ...öyle Hı -hı. çok Vision Novel'cı değilim... Ha, ...birkaç tane oynadığım, sevdiğim Vision Novel oyunlar var... ...ama hani bin taneden üç tane falandır belki... Beni çekmesinin sebebi günümüz dünyasında böyle fantastik ırkların olması benim hoşuma gitmişti başta. Hı. Hikayesine baktığım zaman bayağı Wattpad hikayesi bu arada yani temelde ki içinde de vodbet hikayeleri de var bu arada oyunun. Bayağı mi? var var bir tane şey gazete bölümü var gazete bölümünde kafenin müdavimlerinden bir tanesi Freya'ydı yanlış hatırlamıyorsam kızın ismi. Hı şey sürekli yeni hikayeler yayınlıyor hikayeler bayağı vodbet hikayesi <laughs> ha, oyunun hikayesi de vodbet hikayesi yok uzaydan biri hmm. geliyor yok oysa neyse spoiler vermeyeyim şimdi yok uzaydan biri geliyor bir şeyleri arıyor yok aramıza <laughs> karışıyor yok bizden biri oluyor falan oman ben benim için fazla şey oldu yani çok sıkıldım oynarken herkes de çok seviyor kimle konuşsam çok seviyor ben de dedim herhalde bir sıkıntı var en yani son ama kabullendim artık. Ya bazı oyunlar gerçekten şeyim böyle. Gerçekten sevmiyorum. nefret etme derecesinde sevmediğim birkaç tane daha oyun geldi aklıma mesela. Mesela hangileri? My Time at Portia'ydı galiba. Rezalet Bak bir oyun ya. Evet ben oyun oyunu e, yaklaşık iki kere falan oynadım galiba. Yani iki kere indirdim. Oyunun önerisini de yaptım bu arada. Yaparken de söylüyorum. Ya bu kadar mı ağır olur bir oyun? Bu kadar mı yavaş ilerler? Yani yapılacak bir sürü şey var. Ama hiçbiri sarmıyor. Bir de bana şey de bir garip geldi. E, Grafikleri falan da hoşuma gitmedi benim. And... Görüntüsünü sevmedim oyunun. My Time and Portia'yı herhalde 3 kere falan oynamayı denedim. Yok olmuyor yani. İlerlemiyor bende. <laughs> şey çok kötü. Stardew Valley'deki formülü alıyorlar koyuyorlar. Sonra görev yapısını vesaire değiştiriyorlar ama ya abi formül aynı olduğu için görev yapısını ona uydurmadığın zaman oyun patlıyor elinde. Mesela e, yani çok fazla stardew türevi oyun var. Zaten yani cozy oyun şeyi e, piyasası buradan geçiniyor yani. E, şu an buradan geçiniyor evet. <laughs> Aynen şu anda buradan geçiniyor ve hepsi aynı şeyi yapmaya çalışıyor ama hiçbir şey eklemiyorlar ekstradan. Evet. Yani bir farklılık yok. Sadece grafikler değişiyor. Hikayede belki minicik bir değişiklik oluyor. Ee, yani aynı içeriği sürekli sürekli tüketince artık ben de şöyle... E yeter artık yani. E, iyice şey oldum. Yani atalarım çiftçi miydi de benim ben bu kadar yani farm oyunu oynuyorum. Çok sıkmaya başladı beni son zamanlarda mesela. O formülü yapıp bence başarılı olan bir tane oyun var. Hangisi? Graveyard Keeper. Yani bak... Doğru. Ben de Graveyard Keeper'ı bir türlü ayak uyduramadım. İki kere falan yeniden başladım. Oyun çok ilgimi çekiyor ama yok bir türlü ayak uyduramıyorum oyuna. Bir ara tekrar başlayacağım. Şans vereceğim. Çok oynamak istiyorum hmm. çünkü. Ama gerçekten formülü çok güzel değiştirip birkaç şey ekleyip. Hmm. Rewards Stardewall'i yapmaları benim çok hoşuma gitti. Yani okey. Böyle de oynayabiliriz bu oyunu. Ha Unpacking falan var. Onları severim. Aa Unpacking'i çok severim ben Onlardan de. da şey sevmiyorum. A Little to the Left. Ya, şimdi bulmaca oyunu ya zaten. Hani bu eşleştirme bulmaca karışık bir şey ya. Çok zor bence. Öncelikle zor. Ne yapman gerektiğini zor. anlayamadığın zamanlar oluyor. Yani. Hiç Bilmiyorum. ben ne yapacağım çünkü. şimdi? Evet, Hiç sana anlatmıyor. hiçbir ipucu vermiyor. Şey var ama onda da belki bilmiyorsundur. Bir şeyi doğru bir şekilde yerleştirince çan sesi çıkıyor. Ha evet çın diye bir ses geliyor. Ha aynen böyle çın diye. E, da, tamam diyorsun doğru yoldayım. Hani o çan sesini takip ederek de bitiriyorsun ama biraz sinir bozucu oluyor evet. Ya ben Little, little to the left e aldığımda şey diye düşündüm. Ha bu da Unpacking gibi düzenleme oyunu. Ben ha. düzenlemeleri yapacağım ve mutlu olarak kapatacağım. <laughs> Bana yamuk yumuk <laughs> şeyler yaptırdı oyun ya. Dedim ki bu ne Biraz... Allah kahretsin. Hiç de <laughs> mutlu olmadım. Hiç de Çil, hiç de koziymiş gibi gelmedi bana sonra. Ben bayağı stres kapattım oyunu. Tamam, bu arada evet. buradan da şeye gelecektim. Her kozi oyun gerçekten tatlı mıdır'a gelecektim. Tam da onu konuşuyoruz. Hayır değildir. Değil, <laughs> Öncelikle. bozucu olanlar da var. Peki senin bugüne kadar oynadığın kozi oyunlar içerisinde yani Baldur's Gate. Ben de çok rahatlayarak oynuyorum Baldur's Gate'i. Doom falan da çok rahatlıkla oynuyorum ama maalesef koz oyun değilim. <laughs> Cozy Grove öncelikle. Bak, giriyorsun günde birkaç saat. O da biraz sinir ediyor bu arada. çok onu Onda da bazen sinirleniyorum. Çünkü oyunun temel mantığı giriyorsun günlük görevlerin var. Onları yapıyorsun. Günlük görevlerine bay efendim ben şunu şurada kaybettim. Haritada git bul bakalım ağırlıklı görevler. Yani şu kadarcık parçayı haritada ara bul bulabiliyorsan yani ya bir o de, bazen çok bir de açtıysan haritayı evet evet açtıysan özellikle hani bir şey oluyor bir de hani. Vay efendim en son bazen çok sinirleniyorum. Rahatlayayım diye giriyorum oyuna böyle artık sinir krizi geçirecek raddeye gelip şey yapıyorum. Yani nerede yani şimdi göster hele bir falan yapıyorum. Yani önünden yüz kere geçmişim. Çevresinden yüz kere gel yani dibinden geçmişim. Şu minicik bir şeyin arkasında duruyor. O çalıya bakmadık. Ya ben ama mesela bu kozi oyunlarda çok fazla var artık mobilde de çok fazla oldu. Hani mobilde normalde bilgisayardaki kozi oyunlardaki günlük görev mantığını ben kafama oturtamıyorum bir türlü. Yani o bende olmuyor. Kozi Grove'u hmm. zaten mobile de çıkardılar bu arada Netflix'te var. Eğer Netflix şifreniz falan ben varsa mi? Netflix üyeliğinizde Kozi Grove oynayabiliyorsunuz artık mobilde. Apple Arcade'de falan da var. Bilgisayarda o günlük görev mantığı bende oturmuyor. Bende şey var ya ben hikayesini oynadım. Büyük çoğunluğunu bitirdim. Günlük görev ne kardeşim yani daha neyin günlük görevi bu? Ben de o bir türlü olmuyor oynayamıyorum. O yüzden koz oyunlara ben çok sinirliyim. Hmm. Hepsini aynı formüle getirdiler zaten. E bir de dediğim gibi yeni çıkmış bir kavram yani yeni yeni popülerleşmiş artık kabul görmüş bir kavram. O yüzden herkes bir şeyler deniyor sürekli bir şeyler deniyor. Ben şey seviyorum. Indie ve yani indie oyun tarzında kozi oyun yapanlar var. Tavertor Tavern Talk hakkında ne düşünüyorsun? Coffee Talk'un. Ben çok sevdim. Şey bak, versiyonu. Bak, evet ama şimdi o birazcık D&D sevdamla ilgili olan bir şey. Yani Coffee Talk'ın birebir aynısı. Birebir aynısı Sadece evet. konusu farklı. Yani yine kahve yapmak yerine iksir yapıyorsun. İksirden kokteyl yapıyorsun orada. Yine işte millet geliyor, bu da bu bir şeyler konuşuyorlar seninle. Yani şey yani biraz daha fantastik, yani ha, evet. biraz daha medieval olması beni kazandı. O kadar. Ha, onu bu arada kofe toktaki en güzel şey neydi bak? Onu söyleyebilirim sana. Kahve tarifleri çok güzel. Ve gerçekten evet. yapabildiğin tarifler. Biz birkaç tane yapmıştık öyle ...Kofi toktan öyle. İşte ballı filtre kahvelerdi, di bileyim bilmem ne ...yaban mersini e özlü çaylardı vesaire. Çok güzel oluyor. En azından internetin onun tariflerini indirip bakabilirsin. Hı, olabilir olabilir o, bak, olabilir. o çok güzel olanı söyleyebilirim. Tevin Talk'ta tam olmayabilir. İksir yapıyorsak yani neyin iksirini yapacağız. İksir yapıyoruz aynen. Peki soracağım. şey soracağım. Bu kozi oyunlarda artık şiddet olmayan kozi oyun neredeyse yok gibi bir şey. Özellikle bu Stardew Valley tarzı ya da ne bileyim Kozi Grove tarzı. Kozi Grove'da bile minik bir şiddet vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Yani hayaletlere bir şey atıyorsun ha. ama... Yani, sevgiyle atıyorsun işte onu. <laughs> ama yani. Artık bunların hepsinde artık şiddet var. Bunu kabul ediyoruz. Buna rağmen bu şiddeti en iyi kullanan oyun sence hangisi? Şimdi diye bir oyun var. Evet, hiç oynamadım ama biliyor. biliyor biliyorum ama hiç oynamadım. Videosunu çektin diye hatırlıyorum. İlk aynen ilk çektiğim videolardan biriydi o da. O oyuna bayılıyorum ve gerçekten bu kadar az bilinip az sevilmesi beni çok şaşırtıyor. Oyunun kötü yönleri de var. Evet, yok diyemem. Ama yani şiddeti ancak bu kadar güzel kullanabilirlerdi. Bir kozyol oyun kategorisini alırsak. Şimdi oyunu kısa bir anlatayım mı nasıl bir şey olduğunu? Yine anamızdan babamızdan bize bir restoran kalıyor. Her zamanki gibi. <laughs> ne kadar şaşırtıcı. Hani, aynen öyle. Yine anamızın babamızın borcunu ödüyoruz çalışarak. Restoranımız var. Dungeon'lara giriyoruz. Patates dövüyoruz. İşte ne bileyim yemek malzemelerini dövüyoruz. İşte yiyecek şeyler düşüyor. Onları alıp. Restoranda yemek yapıp satıyoruz ve para kazanıyoruz. Restoran kısmı inanılmaz sıkıcı. Çünkü tek düze. Yani yemeği sen yapmıyorsun. Millete sen götürmüyorsun yemeği. Otomatik her şey tık 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 yapıyorsun. Yemek hazır oluyor. Millet gelip yemeği alıyor. O kısmı kendi yani çok iyi diyemeyeceğim ama dungeon kısmı o kadar keyifli ki. Yani bir kere görünüş olarak çok tatlı. Küçük küçük soğanlar var. İşte patatesler, patates cipsi atıyor bomba niyetine falan. Hani onları dojlaya dojlaya dövüp kendine yenilebilir bir patates düşürüyorsun. O oyun bence kozi yani olarak alırsak eğer şiddeti en güzel kullanan oyunlardan biri diyebilirim. Peki aslında. insanların kozi oyunlara karşı ön yargıları ile ilgili ne düşünüyorsun? Kozi oyunlar çocuk oyunları mıdır? Sadece kozi oyunlarını kızlar mı oynar? Neler düşünüyorsun yani, bunlarla ilgili? E, neyse ki ben çok fazla böyle yorum almadım. Böyle yarım aldığım zaman da herkesi engelliyorum. Ama böyle düşünen çok büyük bir kitle var. Neden düşünüyorlar böyle diye hani bir baktığımızda aslında tamamen oyunun görünüşünden aslında. Her şey renkli, her şey cıvıl cıvıl. Işte, kuşlar uçuyor, bıcır bıcır her şey. Hani çok tatlı bir atmosferi var. Yani o yüzden insanlar şey yapıyor. Özellikle erkeklerde olan bir şey maalesef ki. Yani Sims 4 gibi bir şey oldu bu milletin dilinde. Sen zaten kızsın. Sen zaten başka ne oynayacaksın? Hani senin oynadığın bu oyun mu? Sen oyun oynamıyorsun ki. Git Barbie giydirmece oyna. Gibi böyle şeyler söyleniyor sürekli. Ya oyun işte yani oyun aga bu da oyun. Yani adamlar yapmış. Ya sen şimdi buna oyun değil diyemezsin. Böyle bir mantık olamaz. Ya şey oynamaz bu kadar. Şey çok komik ki Witcher oynayıp iksir yapınca sorun yok. Ama işte Coral Island'da. Ha Potion Craft oyuncu iksir yapınca <laughs> ama bu da, bu da ne oyunu falan. O da iksir o da iksir. Yani özellikle erkek oyuncu kitlesinde şey var işte ya ben adamım ben erkeğim ben işte dövüşeceğim ben insanlarla. Yedi reyli istiyorum. <laughs> hani tarzı bir tutum sergiliyorlar ve ya gerçekten güzel sakin. Hani işten gelmişsin şöyle 200 saat kafanı boşaltmak için bu oyunu da oynayabilirsin. Böyle oyunlar da var. Ya tamam sen mesela ne bileyim daha rekabetçi bir oyun oynamak istiyorsundur, daha şiddet içerikli bir oyun oynamak istiyorsundur. O seni rahatlatıyordur, harika. Ee, ama bunu oynayan büyük bir kesim var yani. Bu da bir oyun. Bunu insanların artık kabul etmesi gerekiyor. Türkiye'de yavaş yavaş ama ben görmeye başladım ya hani insanlar kozy oyuna bir artık herkes açık olmaya başladı iyice ya o biraz da aslında bizim Türkiye'deki oyuncu topluluklarının Minecraft sevgisinden girişim Minecraft'a baktığın zaman temelinde kozy oyun Evet, içerisinde Hı -hı. şiddet var falan filan da. Her şeyin içinde şiddet var zaten. Yani ya Starfield'den bahsettik, Coral Island'dan bahsettik. Zaten temelde şiddet var artık. Evet. Yani şiddetin olmadığı veya şiddetin içerisinde bir materyal olarak kullanılmadığı oyun sayısı çok az. İşte Minecraft seven insanların çoğu yavaş yavaş o şeylere alışıyor. Yani Abi şey de deneyim, bunu da deneyelim oluyorlar. O piksel görüntü onlara kötü gelmiyor. Artık şey olmuş biraz insanların kafasında hani büyük şirketlerin yaptığı büyük oyunlar. başka oynanabilir güzel oyun yok mantığı. Ya, yapmış oynamışsın nasıl siz Creed, Witcher 3, RDR'yi oynamışsın. Ya bunu oynadığın oyunlar zaten de yani... Kaç kere oynayacağım bunları? Daha kaç evet. yıl öveceksin bu oyunları? Hani oyun sektörü sadece bundan ibaret değil ki. Ki bir de artık oyun sektöründe de bir ekonomik krizi olduğu için ya rekabetçi oyunlar çıkıyor ya da daha küçük ölçekli oyunlar çıkıyor. İşte Dave the Diver falan çıkıyor yani. Aa Dave the Diver güzel. Ben çok severek oynadım. Sonra bırakmak zorunda kaldım. Araya birkaç iş girdi. Uzun süre oynamadım hmm. vesaire. Yakın zamanda işte bu Stardew Valley serisini bitirirsem ki 20. bölümde sezon arası vereceğim artık. <laughs> Sıkıldı yani Stardew Valley'de <laughs> Bir yere kadar artık. Ya. Sezon <laughs> arası vereceğim. O zaman Dave the Diver oynamak istiyorum yayınlarda. Bir ya dalalım yani lütfen artık. Peki en sevdiğin 5 oyun ve en hmm. sevdiğin 5 kozi oyun. Yani toplamda 10 oyun istiyorum zannederim. 10 oyun istiyorsun tamam. İlk önce Baldur's Gate demek istiyorum artık çıktı yani çıktığından beri en sevdiğim ve sürekli oynadığım bir oyun. Vazgeçemiyorum. Şey oldu mu sende? Böyle eskiden bir herkesin en sevdiğim lisesi olur ya. Oraya böyle yeni çıkan bir oyun girdiği zaman birazcık ya daha zaman versen mi buna? Ama çok da oynuyorum. Çok da sevdim falan. Böyle kendi kendine şeyde sürüncemede kaldığın oluyor mu? Ya zaman versen mi değil de şey oluyor. Ya şimdi hani oyun yeni çıktı. Yani bu kadar favorim olmasa sanki hani yani yani yanlış mı anlaşılır popüler kültürün kölesi miyim yoksa ben gibi bir e, şey oluyor düşünüyorum ama yok yani ya, onu açtım artık gerçekten şeyi hatırlıyorum çünkü daha sık oynadığım dönemlerde açıyorum oyunu yani iki saat gibi geliyor bir bakıyorum 11 saat olmuş hiçbir şey yapamamışım hani bir sürü işim var hiçbir şey yapamamışım böyle hani benim, benim ben de çok oluyor sende de oluyordur belki uyuduğum zaman Rahatlayamıyorum çünkü kafamın içinde yine Baldur's Gate var. Ya ben işte o Civilization Rüyam, oynarken oluyordum ben yani. de. Rüyamda Civilization oynuyordum, böyle altıgen olarak gülüyorum falan. <gülüyor> Dinlenemiyorsun da uyurken hani. Sürekli bir hafta özellikle şey oldu hani. Uyuyorum, uyanıyorum, ben uyuyorum, uyuyorum. Baldur's Gate. Tamam dedim ben bu oyunu çok seviyorum. Artık benim favori oyunumdan biri oldu Peki, bu da. Peki tam başarım takıntın var mı? Yok asla yok. Hani işte... Abi, Olmasa da olur benim için başarım <laughs> yani çok şey değilim o konuda. Nedir? Evet, Baldur's Gate 1, Baldur's Gate 3 1. Baldur's Gate 3 1. Aynen. Aa ilk oynadığım oyun. İlk oynadığım bilgisayar oyunu. Kingdom Come Deliverance. Aa bayılırım. Evet. Ben çok gerçekçi diye salmıştım oyunu. Benim ilk oynadığım bilgisayar oyunu. Bilgisayar oyunu oynamaya o oyunla başladım ben. Konsolda ee... falan oynuyor muydun daha önce? Yani Yok. konsoldu, mobildi vesaire. Yok. Yoksa hiç, oyunlara yani... direkt Kingdom Come Deliverance'a mı girdin? Ya Aslında çok karışık şimdi anlatsam çok uzun sürecek. Ee, bilgisayar oyunları girişinde <laughs> o şekilde başladım diyeyim. Bunu tamam, tanıştığında Yoksa... memnun olduğumda konuşuruz. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Bayağı uzun sürer çünkü. O benim için çok özel bir oyundur. Bilgisayarım yoktu ben oyun oynadığımda. Arkadaşım, ev arkadaşımın bilgisayarından oynamıştım. Sonra kendi bilgisayarımı hoca tekrar oynadım falan. Bayağı seviyorum. Ve Witcher 3. Kitaplarını okuyarak başladım. Ondan sonra oyununu oynadım falan. Öyle bir hikayem var onun. Peki da. hangisi daha iyi? Oyunlar mı kitaplar mı? Ben kitap. İlk önce kitapları okudum diye büyük ihtimalle ben kitap demek istiyorum. Ee, oyunda ayrı bir zevk. Dizisi hakkında yorum yapmak istemiyorum zaten. <gülüyor> 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 Dizisi gerçekten çok kötü ya. Allah affetsin yani. Bu da bunu dünden beri düşünüyorum. Hala bulamadım. İlk üçü buldum. Devamı yok yani gerçekten. Üç de tamamız aynen. Bu ilk üçüm. Kozi olmayan oyunlar. Kozi oyunlara geçelim. Bu. Kozilerde artık beş tane söylersin. Tabii, Tabii ki canım. <laughs> Şimdi öncelikle e, palya demek istiyorum. Sırasını karışık söyleyeceğim. En sevdiğimden en aza Biraz gibi bir sıra, şey yok. Sıra önemli değil. Disney Dreamlight Valley diyeceğim. Coral Island demek istiyorum. Potion Craft. Evet. Çok uzun süre oynadım onda. Beni kitliyor yani. Hiçbir şey yapmadan beni kitleyen bir oyun Potion Craft'ta. Hangi oyun alıp diğerlerini evet. ıssız kuyutulara bırakacaksın? Kuzunir. Hadi aldım Kuzunir <laughs> aldım ya. Onu da çok oynadım. Gerçekten çok oynadım onda. da. Ya onu tamam. videoda bahsettik diye direkt aklıma geldi. Yardımcı olayım diye söyledim. İyi iyi, ol, iyi yaptın. Yani alsam sonra... mı almasam mı diye bir düşüncedeydim çünkü yani sonra şey yapsın demesinler de peki şey böyle hayalindeki bir kozi oyun var mı ya yani şöyle bir oyun çıksa çok isterim dediğim bir kozi oyun türü var mı ya var ama nasıl bir şey ya ben öncelikle e, tam olarak hayalimdekini yapmışlar oyunda bir tane oyun çıkacak yine Mirtwood diye Aa, Medieval Evet evet. Aynen bildiğin Medieval Stardew evet. aynısı Sadece o ben onun grafiklerini çok beğenmedim. Böyle çok kağıt kağıt grafikler var. Aynen aynen. O çok bana şey Benim çok mi, hoşuma gitmedi. Onun şey dışında mi? demosu çok eğlenceliydi. Demosunu oynadım ben onun. Çok keyifliydi. Yani bitmesin istedim. Gerçekten demosu bitmesin istedim ya. İnanılmaz güzeldi. Bir de kaliteli yapmışlar gördün e, mü? Evet güzeldi. Ses falan Tabii, da ses. ses var. Şeyler müzikler aynen de güzeldi. Öyle. Sadece çok o grafikler ya. benim çok hoşuma ben. gitmedi. Belki Hı. onun hadi 3 dsi olsun Coral Island tarzı animasyonlu grafikli hmm. grafiklisi olsun. Öyle bir şey olabilir. Şeyi gördün mü? Baldur's Gate karakterlerinin Stardew Valley'e eklendiği bir mod yapılıyor şu an. Onu evet. gördün mü? Peki bir oyunu oynamayı planlıyor musun? Yani canım çekmiyor değil. Gerçekten yani bir canım çekiyor. Gördüğümden beri ya yapma artık hani bana bunu gibi bir moda girdim. İnşallah oynamam diyorum. Bu arada <laughs> e, üretici arkadaş şeyi oyunu hmm. ücretsiz paylaşacakmış modu tamamen bitirdiği zaman. Şu an para vererek Patreon'una para vererek üye olduğunuzda erken erişim veriyor sadece. Ama hmm. tamamen bitirdiği zaman ücretsiz bir şekilde paylaşacakmış. Öyle demişti Aa. en son. Baldur's Gate evreninde oradaki bir halka oynadığımız, halktan birini oynadığımız bu işte orada çalışan işte ne bileyim tavernada çalışan bir barmen olabilir, ne bileyim şarkıcı olabilir. İşte böyle büyü okulundaki sihirbazlardan biri olabilir. Yani o evrende bir simse yakın bir oyun oynamayı çok isterim. Öyle bir oyun olsun çok isterdim mesela. Güzel Esk olabilirdi. Eskiden Sims'in vardı öyle bir tane Medieval e, paketi Sims 3'te mi vardı, 2'de mi vardı? Orta çağ şeyleriyle beraber oynadığımız öyle bir şey vardı diye hatırlıyorum. Onu da beğenmiştim ben... mesela ama çok kısıtlıydı o. Ama böyle hmm. Baldur's Gate evreninde böyle oradan biri olduğumuz bir oyun oynamayı çok isterim. Eğer varsa böyle bir oyun yorumlara yazın da ben de oynayayım. Yazın ben de oynarım. Ben de bakarım bir yani. Peki son sorum. Hazır mısın? Evet. Kozi oyunlarla ilgili içerik üretmeye, işte ne bileyim D&D ile ilgili içerik üretmeye ne oldu da karar verdin? Yani evet hani sürekli bunları oynuyorsun ki yayının başında da zaten birazcık konuştuk. Ama seni ne itekledi? Hani bir arkadaşın mı söyledi, eşin mi söyledi, dostun mu söyledi? Ne oldu da bunları üretmeye başladın? Zaten artık böyle yani Instagram'a Reels diye bir şey geldi dendiğinden beri. Ya neymiş bu bir deneyim bakayım falan gibi bir düşüncem vardı. Ee, ama yeteri kadar özgüvenli değildim şeyler yapabilecek kadar. Sonra bundan 3 e, yıl önce falan ben Epic Games'in ücretsiz verdiği oyunları paylaşmaya başladım ilk önce. E çünkü işte beleş veriyor işte yani beleş oyun alıyorum ve o oynayayım, paylaşayım o zaman gibi bir kafa yapısına girmiştim. Paylaştım. Hep yapmayı istediğim ama hiç yapmadığım içeriklerden bir tanesi biliyor musun? Bir tane yaptım sadece. Marvel Midnight Sun'da yaptım o kadar. Ama bir şey söyleyeyim iyi ki yapmıyorsun. Ben denedim çünkü olmuyor. Yani üst üste 3 hafta çok kötü oyun geldi. O, oyna, oynayamıyorum şimdi her oynadığıma kötü desem olmaz e, İyi desem Olmaz bence e, O yüzden ben bıraktım mesela Orada Tamam dedim bırakıyorum Ama sürekli böyle bir içerik yapma isteğim var Yayın açıyorum olmuyor Ondan sonra işte Youtube'a başladım Youtube'a video çekmeye başladım yayını falan bırakıp Instagram'ı da bıraktım Youtube'a geçtim Yok o da içime sinmedi yani sonra dedim ya artık şunu bir düzenli yapmaya başlayayım bakalım deyip o şekilde başladım. Yani hep istediğim bir şeydi sosyal medyada işte bir şeyler yapabilmek. E, bugüne kısmetmiş diyelim. Peki şey soracağım. Bundan sonraki hedeflerin ne bu oyun içerikleri konusunda? Çok kafam karışık biliyor musun? Çok dertli olduğum bir konu bu benim. <laughs> çok, çok iyi anlıyorum. Çok dertli olduğum bir konu. Yani hedefim şu an birazcık daha YouTube'a ağırlık vermek. Birazcık daha YouTube'da... Artık bir şeyler yapmam lazım çünkü sadece Instagram var benim biliyorsun hani başka bir yayın açmıyorum başka bir yerde bir hesabım yok düzüm düz dümdüz Instagram'dan gidiyorum ben. Ama öyle. geçen aylarda bir düzenli bir yayın açtın bir ay falan bir ay mı bir, birkaç hafta düzenli bir yayın açtın? Evet ama işte ben canlı yayında çok gerilen bir insanım yani canlı yayın beni çok geriyor her zaman gelen bir şeydi her zaman da gelmeye devam edecek. <laughs> Ee, olmuyor. Ben canlı yayında hani yayında kendim gibi olamıyorum pek fazla. O yüzden bıraktım. İnşallah YouTube. Videolarına diyelim. Umarım yes. yani ki aşağıda zaten linkini bırakacağım. Liliana'yı da YouTube'dan, Instagram'dan ve onun atmış olduğu diğer linklerden de takip etmeyi unutmayın. Ben Instagram ve TikTok'tan takip ediyorum. Hatta YouTube'dan da takip ediyorum zaten. Ama YouTube'a hmm. daha çok içerik atmıyor, atacak. Öyle söyleyeyim. Yakın zamanda YouTube'a da bir girişimiz olacaktır. Efendim. <laughs> Son olarak peki senin kozu oyunlarla ilgili genel olarak söylemek istediğin, tavsiye etmek istediğin ha şey sorayım. Hmm. Senin için gerçekten underrated kaldığını gördüğüm bir koze oyun. Şu ana kadar konuşmadıklarımızda. Hmm, şu ana kadar konuşmadıklarımızdan. Dur bakalım. Dur bakalım. Ya bu arada kozu oyunları arasında ben sen düşünürken şey de söyleyeyim. Hani biz hep çiftlik oyunları üzerinden gittik onlar meşhur diye ama işte Abzular, Journey'ler onlar da kozu oyunlardan o... sayılır. Hatta ya onlar ama... belli noktada Tycoon oyunları da bunlar da dahil olabilir listeye. Bence onlar çok şey ya, biliniyor ya onlar. Herkes evet, Evet bence. biliniyor biliniyor. Ya bilindiği <laughs> yani bilindiği için. O yüzden bahsetmedim birazcık da. Dur bakayım. Ama hani Biraz bunlar koz oyun değil mi kardeşim diye gelmeden önce. Koz oyun. Merak etmeyin. Zaten Texas. Aa evet ya. Ben çok merak ediyorum oyunu bak. Şeye benziyor diyorlar. Ee, neydi oynadı? oyun Plins... Pe Pe paper, please. paper. Paper Please. Paper Please. Ona benziyor diyorlar ha, aynen. çok. Çok merak Biraz ettim benziyor. oyunlardan biri. Çok keyifli. Yani şu koz mi tartışılır. Çünkü adam öldürüyoruz. <laughs> Ama mesleğin bu yani. Mesleğin o. Azrail'sin yani. Ya bir zorla şeyini. birinin ağzına bezbol sopasıyla vurmuyorsun ki. Yok, şey dolmuş. Ömrü dolmuş diyelim. Çok tatlı. Yani dalıyorsun gerçekten 200 saat seni kesinlikle götürüyor. Bir ara yayında tamam. oynayınca. Bu arada seni de artık hani burada olur, yayın dışı olur, yayın içi olur. Her yerde ne zaman davet etsen bana gün ve saat söylemen yeterli. Haberin olsun. <laughs> tamam. Benim de küçük bir projem var. İnşallah. Onu ayarlayabilirsem, umar, planlamasını umar, yapabilirsem umar. gelirsin artık konuşuruz. <laughs> ne zaman, dediğim gibi ne zaman istersen yani çağır yeter. Sevgili tamam. Leriana, Dilara çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben Her sohbet şey. ettiğime çok mutlu oldum. Yani yarım saat falan dedik ama bir saattir konuşuyoruz bu arada. Tabii bunu bazılarını keseceğim bazılarını görmeyeceksiniz ama bu programın en az 40-45 dakika olacağını söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Çok memnun oldum konuştuğuma. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ederim. Sen ben, de son bir şey demek istersen. Çok güzeldi bence. Biraz fazla konuşmuşum. Kusura bakma. Ben çok memnunum. zaman <laughs> Umarım e, eğlenmişsinizdir. E, e, yorum Videoyu olarak. Beğenmeyi unutmayın. Yorum, yorum olarak da atın. bunları atarsanız Aynen, çok öyle. sevinirim. Aynen, Tekrar sizlerde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler de sevdiğiniz kozu oyunları veya kozu oyunlarla ilgili görüşlerinizi veya sizce kozu oyun olan oyunları aşağıya yorumları bırakmayı unutmayın. Bir sonraki delisine videosunda ve kanaldaki diğer videolarda görüşmek üzere. Ayrıca açıklamalardaki linklerden sevgili Dilara'yı da takip etmeyi unutmuyorsunuz. Görüşüyoruz. Bay bay.